Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz ama biraz öncesinden bahsetmekte de fayda var. Son zamanların biliyorsunuz en çok talep gören, en çok merak edilen konularından bir tanesi oldu. Çünkü biz tıbbi bitkileri tedavide de kullanıyoruz ve aslında insanlık tarihiyle başlayan bir serüveni var tıbbi bitkileri. Son zamanlarda da gerek bakanlığın, işte gerek dünyanın doğal ürünlere yönelmesinin artmasıyla birlikte yetiştiriciliğe olan talep de arttı. Çok tarihinden bahsetmek istemiyorum. Böyle interneti açtığınızda da zaten bulabileceğiniz bitkiler onlar ama şöyle istatistikler var elimizde. İngiltere'ye baktığınız zaman, Avrupa'ya baktığınız zaman, dünya pazarına baktığınız zaman doğal ürünlere olan satışın, talebin ciddi oranda talep gördüğü ve görmeye devam edeceği öngörülüyor. Biz neden tıbbi bitkileri seçiyoruz, yetiştirmeyi seçiyoruz? Bir kere geleneksel tarıma göre çok daha fazla kazandırıyor. İşte hekimler artık bitkisel tedavi verebiliyor olması. Eskiden biliyorsunuz bir hekim şu şuna iyi gelir denildiği zaman neredeyse taşlanıyordu. Ama artık öyle değil. Yasal olarak da hekimler bitkisel tedavi eğer fitoterapi eğitimlerini almışlarsa verebiliyorlar. Siz doktora gittiğiniz zaman bunları size reçete de edebiliyor. Reçeteleri hani kendi bütçenizle almanız gerekiyor ama en azından reçete edebiliyorlar. Pazar giderek büyüyor, sağlıkta kullanılmaya başlandı. Bunun bir de ekoturizm boyutu var. En bilindiklerinden bir tanesi Kuyucak örneğin. Binlerce insan şu anda oralara gidiyor. Bir de yapı olarak doğala olan özlemimiz giderek artmakta. İlk bulduğumuz fırsatta hep doğaya kaçıyoruz. Özellikle böyle tıbbi bitkilerin yetiştirildiği yerleri de ekoturizmle beraber görmeyi tercih ediyoruz. Pazarda giderek dediğim gibi büyüyor. Şimdi biz dünyada yaklaşık 750 bin ile 1 milyon arası keşfedilen tıbbi bitki var. Bunların 25 bini tıbbi amaçlı kullanıyor. İşte bir kısmı süs amaçlı, bir kısmı endüstriyel amaçlı. 3 bin kadarını da biz beslenme amaçlı kullanıyoruz. Bizim ülkemiz tıbbi bitkiler bakımından çok çok zengin. Size şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın 1/3'ünü tek başına ülkemiz barındırıyor. Hem endemik bitki bakımından çok zenginiz hem de tıbbi bitkiler ve floramız çok zengin. Şimdi tıbbi bitki yetiştirirken veya bu işi yapmayı düşünüyorsanız belli başlı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar nelerdir? Bir kere yani yetiştiricilik yapıyorsanız bir katma değer katmanız gerekiyor yetiştirdiğiniz ürüne. Şimdi biz eğer gıda takviyesi olarak kullanacaksak bitkiyi veya bir hekim sizin yetiştirdiğiniz bitkiyi talep edecekse belli başlı baktığımız şeyler var. Bunlar nedir? Bitkinin etken maddesinin yüksek olup olmadığı, işte hangi kısım, siz yetiştirirken bitkinin hangi kısmını pazarlayacaksınız. Yani morfolojisini de biraz bilmeniz gerekiyor. Mesela herba dediğimiz zaman toprak üstü kısmını hasap ediyoruz. Bunlar nedir? İşte ekinezde gibi. İşte yaprak dediğimiz zaman nane, melisa, adaçayı, işte çiçeğini hasat edebilirsiniz. Meyvesi, tohumu, kökü. Neresini hangi kısmı pazarlayacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Artık yetiştiricilik yani herkes yapabilir. Ama sizin bir katma değer katmanız gerekiyor. Şimdi her birimiz farklı bölgelerde yaşıyoruz. Bana çok sorular geliyor. İşte şurada şunu yetiştirmek istiyorum, bunu burada yetiştirmek istiyorum diye. Bir kere iklim özelliklerinizi çok iyi çıkarmanız gerekiyor. Yani her bitki her yerde yetişebilir. Ama sizin yüksek verimde, etken maddesi yüksek bir şekilde yetiştirmeniz size katma değer sağlayacaktır. Yani size bir farkındalık oluşturacaktır. Dünyada en çok satılan tıbbi bitkiler işte kahve, susam, sarımsak, kırmızı biber, karabiber, yeşil çay. Bunlar en çok ticareti yapılan tıbbi bitkiler. Ginkgo ve kimyon da var bunların içerisinde. Biz bitkilerimizi yetiştirdiğimiz zaman bu bitkiler veya bu bitkilerden elde edilen hammaddeler nerelerde satılıyor? Biraz pazardan da size bahsetmek istiyorum. Çünkü her biriniz
yetiştirdiği ürünün pazarlanmasını tabii ki istiyoruz. Bir maddi gelir elde etmek istiyoruz. Şimdi Türkiye'de eczane sayımız yaklaşık 25 bin civarında. Aktar sayımız da yaklaşık 6500 civarında. İhraç ettiğimiz bitkiye baktığımız zaman da 33 bin ton kadar. 2016 yılı verileri, 2020 verilerini çıkardığımız zaman bunlar çok çok daha artacaktır. Dolayısıyla tıbbi bitkileri yetiştirdiğiniz zaman siz bunlardan bitki olarak verebileceğiniz gibi yağını çıkarabilirsiniz, işte sabit yağ çıkarabilirsiniz, hidrolat elde edebilirsiniz, ekstrelerini elde edebilirsiniz. Bir kere en son kısım, yani hangi pazara hitap ettiğinizi, hangi pazarda olmak istediğinizi belirleyip oradan geri gelerek ürün seçiminizi yapmanız gerekiyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çeşitli kuruluşlar var, destek alabileceğiniz kuruluşlar. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bunlar dolaylı olarak TSE, Bilim ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ama benim size önerim, orada çalışan arkadaşlarımı da tanıyorum. Ne kadar samimi, içten olduklarını, ne kadar yardımsever olduklarını da biliyorum. Balıkesir'de Baçan, İstanbul'da Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Afyon'da yine var araştırma merkezi, Diyarbakır'da var. Buralar tıbbi bitkilerin yetiştirildiği, aynı zamanda eğitimlerinin verildiği yerler. Bu konu buralardan da yine tıbbi bitkilerle alakalı bir gelecek düşünüyorsanız mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Özellikle üniversite ve bu konuda çalışan belediyelerin bahçelerini. Şimdi biz tıbbi bitkileri yetiştirmeden önce şöyle iki kısmı ayırıyoruz. Doğadan toplayabildiklerimiz, üretimli kültürünü yapabildiklerimiz. Diyelim ki örneğin bir defne, doğada olabildiğince varken gidip bunun yetiştiriciliğini yapmayı maliyetli buluyoruz. Siz orman işletme ya da Orman Bakanlığı'na gittiğiniz zaman size belli şartlar sunuyorlar. Çok uygun fiyata toplayabiliyorsunuz. Bu tarz doğadan toplayabileceklerimizi tercih edebiliriz. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Doğadan neleri toplayabiliriz? Ardıç, defne, mahlep, ıhlamur, adaçayı, biberiye. Yani aşırı ve kontrolsüz bir şekilde toplanmadığı sürece tercih edilebilir. Ama ne yazık ki biz bu konuda biraz başarısızız. Bayağı güne kadar özellikle köklü bitkiler hasat edildiği zaman çok ciddi anlamda nesnelerinin tükenmesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Şöyle düşünün, bir bitkiyi sürekli oradan koparırsanız eğer artık o bitki orada yaşama isteğini kaybediyor ve nesli tükenmekle karşı karşıya kalıyor. Doğadan bitki toplamada zararı arttıran etmenler var. Yani bunlara mutlaka eğer doğadan toplamayı tercih ettiğinizde dikkat etmeniz gerekiyor. İşte aşırı toplama, erken toplama, bitkinin toplanan kısmının dikkat edilmemesi gibi hususlar var. Bitkilerimizin bir kere hangi bitkiyi dikerseniz dikin, mutlaka hasat edilme zamanlarını, hatta saatlerini dahi belirlemek gerekiyor. Ben size bunun örneklerini birkaç slide sonra detaylı bir şekilde vereceğim. Aşırı toplamayla birçok bitkimiz ne yazık ki nesilleri tükenmek üzere. Bunlardan en bildiklerimiz sahlep. Kökleri kullanıldığı için oldukça tükenmiş durumda. Şimdi ben size de bir anket yapmak istiyorum. Ondan sonra asıl konumuza gireceğiz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine. Şimdi diyelim ki elimizde işte papatya var, kekik var, ananas çiçek var, lavanta var. Siz hangisini yetiştirmek isterdiniz? Ben size bir anket gönderiyorum. O anketi işaretleyebilirseniz sevinirim. Neredeyse herkes cevaplamış. Şöyle bir sonuçlara bakalım. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi çoğunuz lavantayı seçmiş.
Şimdi lavantaya değineceğim. O yüzden bu anketi aslında koydum buraya. Keşke şey olsaydı da bölgelerinizi de bilebilseydim. Evet, lavantayı tercih edeceğinizi bildiğim için sonraki slide'a lavantayı koydum. Şimdi tıbbi bitkiler yetiştirirken mutlaka tür seçimine dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi, en bilindik örneklerden geliyorum. Lavanta ya da adaçayı düşünün. Adaçayının dünyada yaklaşık 900 kadar türü var. Bunun yaklaşık 144 çeşidi ülkemizde yetişiyor. Ve onların da alt türleri var. Lavantada da bu durum söz konusu. Lavantanın da en değerli türleri Angustifolia, Latifolia ve Intermedia. Şimdi eğer siz sadece lavanta olarak bakarsanız olayı, bu üç türden birini seçeceksiniz ve muhtemelen sonra satışa gittiğinizde size soracaklar hangi tür. Siz eğer parfümeriye ya da ilaç sanayine ürün vermek istiyorsanız, gider de intermedia türünü yetiştirmişseniz hiçbir önemi yok. Yani satamazsınız. Veya bir süs bahçeciliği için bitki yetiştirmek istiyorsunuz, lavanta yetiştirmek istiyorsunuz. O zaman da intermedia seçmeniz gerekiyor. Veya işte sabunluk yağ üretmek istiyorsunuz. Bunu söylememin nedeni şu. Alt türleri de, yani lavanta olarak bakıyorsunuz olaya ama alt türlere indiğimiz zaman bunun ne kadar farklılık gösterebileceğini söyleyeyim. Şimdi intermediyeyi seçtiğiniz zaman yağ verimliliği yüksek, işte kalite olarak düşük oluyor. Veya diğerinin çiçekleri büyük, küçük ama yağ verimliliği daha kaliteli. Daha doğrusu yağ kalitesi daha standartlara uygun. Mutlaka bu yüzden seçtiğiniz bitkinin Latincesine kadar bilmeye çalışın mutlaka. Latinceleri çünkü nereye giderseniz gidin değişmiyor. Yetiştirme koşullarını oralardan çok daha rahat görebilirsiniz. Burada birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Ha, örneğin size şeyden bahsetmiştim. İşte bölgenizi mutlaka iyi teyit etmeniz gerekiyor. Şimdi Lavanta'dan yine gideyim. Birçok bölgede yetiştirebilirsiniz. İşte Ege'de yetiştirebilirsiniz. Akdeniz'de yetiştirebilirsiniz. İşte Afyon'da yetiştirebilirsiniz. Kapatı Karadeniz'de yetiştirebilirsiniz. Hepsinde olacaktır. Bu işte Intermedia'da olacaktır. Angustifolia'da olacaktır. Ama size farkları söyleyeyim. Angustifolia'yı sıfır rakımda diktiğiniz zaman %2'lerde verim aldığınızda bir dağın tepesine çıktığınız zaman, yani rakım 600 ve 1000'in üstüne çıktığı zaman bitkiniz daha küçük olacaktır. Ama yağ verimliliği %7'lere kadar çıkacaktır. Baktığınızda siz yağın satış parametresi belli. Dolayısıyla maliyetleriniz de ortalama belli olacak. Siz sıfır rakımda %2 verim alırken 7 rakımda, pardon, 600'lerde, 1000'lerde bunun 3 katı daha, 3-4 katı daha verim alacaksınız. Bu önemli bir olgu. Aynı zamanda düşük rakımda stres koşulları az olacağı için bitkinizin içindeki o etken maddeler daha az olacakken yukarı kesimlerde daha yüksek olacaktır. Bunun nedeni de şu. Şimdi biz bazen bitkilerde stres koşullarından bahsediyoruz. Yani siz sıcakta mı, soğukta mı? Gerçi onun slaytı birkaç şey slayt sonra var. Orada da bahsedebilirim. Şimdi dediğim gibi yetiştirdiğiniz bitkide bir katma değer sağlamanız gerekiyor. Kültüre almada ve pazar çalışmalarında tıbbi bitkilerin ıslahında drop verimliliği çok önemli. Eğer siz de yetiştiriyorsunuz, ben de yetiştiriyorum diyelim. Aynı verimliliği alamıyorsak, birimiz daha çok verimlilik alıyorsa orada yetiştirmek daha mantıklı duruyor. Mutlaka dediğim gibi türlerinizi de belirleyin. Yani sadece kekik değil, kekik olarak bakmayın. Kekiğin de alt türlerine bakın. Hangi pazara hitap etmek istediğinizi mutlaka belirleyin. Ve bitkileri latinceleriyle öğrenmeye çalışın mutlaka. Şimdi diyelim ki bir bahçeniz var. Siz bir planlama yapmak istiyorsunuz.
burada dikkat etmeniz gereken iki tane unsur var. Bir, bitki gelişimini kontrol eden sistemler. İkincisi de üretim planlamasındaki ekonomik faktörler. Şimdi bitki gelişiminde neye bakıyoruz? Sıcaklık, su, ışık, toprak havası, teraslama, tesviye, yabani otlar, rüzgar, bitki besin maddeleri. Peki üretim planlamasında nelere bakıyoruz? Mevsimlik için lojistik ve enerji. Bunları biraz daha açalım. Şimdi bizim toprağımızın yapısı genel anlamda bu şekilde. %25 hava, mineral maddeler var, organik materyaller var, işte organizmalar var ve su var. Bizim bitki gelişimine etkileyen topraktaki önemli besin, yani olabilecek durumumuz ortalama bu. Burada mutlaka öncesinde toprağınızın durumunun ne olduğunu belirlemek açısından toprak numunesinin bir analizini yaptırmanızda fayda var. Bunun için Düzce Üniversitesi'ni kullanabilirsiniz. Not alın isterseniz. Dübit'te çok uygun fiyatlara toprak analizini yapıyorlar. Hatta Düzce bölgesinde yaklaşık 4000 kadar toprak numunesinin analizini yapıp haritasını çıkarmışlardı. Oradaki arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yapmışlardı. Siz de toprak numunesini alıp toprağınızın neyin eksik, neyin fazla olduğunu belirleyebilirsiniz. Bunun detaylarını bir sonraki slide'da yine anlatacağım. Peki alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu göndereceğiniz kişiler zaten, yani göndereceğiniz kurum zaten size açıklayacaktır. Gübre yapmadan 1,5 ay, 2 ay önce alıyoruz. Don ve çamurun olduğu günlerde almıyoruz. Numune alacak yerin ayağa yapışmayacak tablo olması gerekiyor. Yani çamurlu olmaması gerekiyor. Derinlik ise üretimi planlanan bölgeye göre farklılık gösteriyor. Bunu riayet ederek bir toprak numunesi almanızda fayda var. Yine bizim toprağımızın yapısı yine bu şekilde. İşte toprak yüzeyi, altı doğru gittiğiniz zaman alt toprak vesaire. Burada önemli olan ne? Şimdi siz toprak numunenizi gönderdiniz, toprağınızın özelliklerini belirlediniz. Şimdi şurada bizim bir pH çizgimiz var. Bitkilerimizin de tolerans sağladığı, yani toleranslı olduğu bir pH aralığı var. Diyelim ki siz lavanta dikiyorsunuz. Lavanta toleransı yüksek bitkilerden bir tanesidir. Siz gidip çok yağış alan bölgelerden, yani asidik topraklarda çok yağış olan bölgelerde gidip bu bitkiyi dikerseniz, şu altta gördüğünüz, bakın şöyle çizeyim, işte demir, mangan, bor, çinko, çok güzel çizdi. bu elementleri kökler alamayacaklar. Çünkü bitkinin belli pH'larda topraktaki mineral maddeleri alma durumu var. Siz doğru bitkiyi, doğru pH derecesine sahip, doğru özellikteki toprağa dikmezseniz, siz ne kadar bakım yaparsanız yapın, bitki beslemeniz o kadar zorlaşacaktır. Dolayısıyla mutlaka bitkinizin tolerans aralığını belirlemeniz, yani bakmanız gerekiyor. Toprağınızın özelliğine göre bitki seçmeniz gerekiyor. Yine lavantadan gideceğim. Diyelim ki Batı Karadeniz bölgesindesiniz. Lavanta dikeceksiniz ama lavanta çok yağışı sevmez. Çok yağış olan bölgelerde bu sefer bitkinizin yağ verimliliği azalacaktır. Bir köklerde çürümeler meydana gelecektir. Biz daha kurak bölgelere gittiğimiz zaman, özellikle yağlık bitkilerde, daha fazla verim elde edeceğiz. Yani dolayısıyla toprağınızın özelliği bitkinizi seçmede çok önemli. İnternete baktığınız zaman da, zaten literatürde taradığınızda hangi bitkinin hangi pH derecelerinde daha iyi yetiştiği, hangi toprak özelliklerinde daha iyi yetiştiği bu bilgiler var. Peki bitkileri sulama yöntemlerine geçtiğimiz zaman burada da belli başlı hususlar var. İşte yüzey sulama yöntemleri, basınçlı sulama yöntemleri. Özellikle sulak bölgelerde, kanalların olduğu bölgelerde ne yazık ki salma sulama yapıyorlar. Bunu çok önermiyorum. Çünkü
bitkinin topraktaki besin maddelerini de taşıyorsunuz. Toprak tuzlaşmalara sebebiyet verebiliyor. En güzeli damlama sulama. Bazı durumlarda yağmurlama sulama da yapabilirsiniz. Damlama sulama yüksek maliyetli gibi görünse de salma sulamaya göre çok çok daha az maliyetli. Çünkü şöyle düşünün, sizin bir bahçeniz var. Orada sizin bitkilerinizle birlikte yabancı otlarınız da var. Siz salma sulamayı yaptığınız zaman yabancı otlarınız da sudan besleniyor. Ve dolayısıyla yabancı otlarınız da büyüyor ve gerçek besininizdeki o köklerin alacağı besin değerlerini yabancı otlarla paylaşıyor. Ve bitki gelişiminiz daha az oluyor. Dolayısıyla damlama sulama yaptığınızda sadece bitkinin dibine geleceği için yabancı otlar suyla beslenemeyeceği için sizin verimliliğiniz ve en önemli unsurlardan bir tanesi bence enerjiniz, işçilik maliyetleriniz daha da azalacaktır. Bitki besin elementlerimize baktığımız zaman makro ve mikro olarak ayırıyoruz. Her besin maddesinin bitkiye uyguladığı faktör farklı. Bazıları işte kök gelişimini, bazıları yaprak gelişimini, bazıları meyve gelişimini etkiliyor. Makro elementlerimiz neler? Zaten gittiğinizde daha çok işte NPK gübrelerini verirler size. Ama diğer tür işte paslanmalar olduğunda domateslerinizde vesaire gördüğünüzde işte mikro besin elementleri de yine eksik olabiliyor. Bunu bazen hani tarıma başladığınız zaman bitkinin yapraklarından, meyvenin şeklinden, renginden neyin eksik olduğunu belli bir zaman sonra çözmeye başlıyorsunuz. Aslında toprak çok güzel eğitiyor insanı. Çok öğretiyor. Hiçbir şey yapmadan öğreniyorsunuz. Bunun gübreleri de yine işletme gübreleri ve ticari gübreler olarak ayırıyoruz. İşletme gübrelerimiz neler? Ahır gübresi, yeşil gübre, kompost. Bunlar daha organik gübreler. Benim daha çok tercih ettiğim gübreler ama duruma göre ticari gübreler de tercih edebilirsiniz. Bitkinizin verimliliğini arttıran etmenlerden bir tanesi. Çünkü toprağınızda da eğer bir eksiklik varsa bitkinizin gelişimi çok etkilenecektir. Ülkemizin toprakları özellikle azot bakımından biraz fakir. Dolayısıyla bitki gelişimini en çok etkileyen etmenlerden bir tanesi de azot. Tıbbi bitkilerin toprak ve iklim isteklerine baktığımız zaman yine bunu başta da bahsetmiştik. Verim ve etken madde miktarını çok 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 etkiliyor. Yine kekik denememiz vardı. Sulak bölgelerde yetiştirdiğiniz kekiğin karvakrol miktarıyla İzmir'de yetiştirdiğiniz kekik arasında çok ciddi farklar var. Yağ oranı olarak farklar var. Dolayısıyla bitkinizde mutlaka toprağa göre seçmeniz gerekiyor. Dünyada ticari amaçlı 900 kadar tıbbi bitki türünün kültürü yapılıyor. Yaklaşık 1 milyon hektarlık da alanda yetiştiricilik yapıldığını düşünüyoruz. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi de bu. Bitkilerin toplanması ve kurutması. Diyelim ki siz çok güzel bir yetiştiricilik yaptınız. Bu yetmez. Eğer siz doğru toplama ve doğru kurutma yapmazsanız bütün emekleriniz çöp. Şimdi bitkinin hangi kısmını toplayacağınızı bir kere belirliyoruz. Eğer yapraklarını toplayacaksak, bizim için önemli olan yapraklarıysa, çiçeklenme döneminin başlangıcında tam gelişmiş, yani genç tam gelişmiş olduğunda topluyoruz. Neden? Şöyle söyleyeyim size. Şimdi biz tohumu toprağa attığımızda onun bir amacı var. Büyüyüp, yetişip, tekrar tohuma dönüp neslini devam ettirmek. Bu süreçte belli başlı enerjileri var. Şimdi siz çiçeklenme dönemine geldiği zaman bitki bütün enerjisini topluyor ve çiçeğe dönmek istiyor. Dolayısıyla en yüksek enerjide olduğu zaman siz öncesinde çiçeklenme döneminin hemen başlangıcında yapraklarınızı hasat ettiğinizde en yüksek etken maddede, en yüksek verimde yapraklarınızı hasat etmiş oluyorsunuz.
Eğer çiçek olarak kullanacaksınız, tomurcuk aşamasındayken genellikle öğle saatlerinde topluyoruz. Herba, yani toprak üstü kısmını kullanıyoruz. Çiçeklenme aşamasında yine tam çiçeğin sonuna gelirseniz yine benim kaybınız olacak. Kökler toprak üstü kısımları kuruduğunda, fakat meyan kökü bunun tam tersi çiçeklenme döneminde etken maddesi daha yüksektir. Bu dönemde o yüzden topluyoruz. Ağaç kabukları da ilkbahar, genç dallarda, ilkbaharda genç dallardan soyuyoruz. Eğer siz bu toplama zamanlarına dikkat etmezseniz yine verimliliğinizde, etken maddelerinizde ciddi anlamda düşüşler meydana gelecektir. Daha şöyle söyleyeyim size, yağlık bir bitki yetiştiriyorsunuz. Örneğin yine en bilindiklerden gidelim, lavanta. Lavantayı sabah saatlerinde hasat etmenizde, öğle saati ya da akşam saati arasında hasat etmeniz arasında dahi ciddi anlamda verim farklılıkları var. Dolayısıyla her bitkinin hangi zaman diliminde hasat edilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Yağmurlu zamanlarda kesinlikle hasat etmiyoruz. Bunun en belirgin örneklerinden bir tanesi de ıhlamur. Yetiştirenler bilir. Ihlamurlar açtığında genellikle yağmurlar yağar. Siz eğer nemli havada hasat ederseniz ıhlamurlarınızı böyle sarı sarı alırsınız, ama kuruduktan sonra onların siyahlaştığını görürsünüz. Yani siz ne kadar kaliteli bir ıhlamur yetiştirirseniz su değdiği için kararmalar meydana gelecek. Bunun nedeni de şu: su çok iyi bir çözücüdür. Dolayısıyla siz hasat ettiğiniz bitkileri aldığınız zaman içerisindeki nem ve su onun içerisindeki bir takım olayların devam etmesini sağlayacak. Dolayısıyla nemli havalarda, yağmurlu havalarda o yüzden hasat etmiyoruz. Toplama kriterlerimiz neler? Zaten hava durumundan bahsettik. En uygun saat 10-16, gülde bu biraz daha farklı. Hastalık ve zararlılar varsa eğer bahçenizde, bunları mutlaka uzaklaştırmak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size. İnsandaki bulaşıcı hastalıklar gibi bitkilerde de bulaşıcı hastalıklar var. Siz eğer böyle çillenmiş bir şeyler görürseniz veya paslanmış bir şeyler görürseniz bitkilerin üzerinde, hemen bunu bahçenizden uzaklaştırın. Hatta bahçenizde sigara içilmesine dahi izin vermeyin. Çünkü tütün içerisinde olan bir olgu bahçenizde ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir, yayılmasına sebebiyet verebilir. O yüzden mutlaka çizme giyiyorsanız, işte her ne giyiyorsanız temizliğe dikkat etmenizde fayda var. Bahçeden bahçeye giderken dahi bir hastalığı diğer bahçenize yayabilirsiniz bu durumda. Yıkama yapmıyoruz dediğim gibi topladığımız ürünlerde. Çünkü bu da kararmaya sebebiyet veriyor. Çevre kirliliğine dikkat ediyoruz. Topladıktan sonra da kısa bir süre içerisinde kurutmanız gerekiyor. Yani yetiştiriciliği yaptıktan sonra kurutma en önemli unsurlardan bir tanesi. Siz düzgün kurutmazsanız verdiğiniz bütün emekler çöp, gerçekten ziyan oluyor. Bunun çok acı tecrübelerini yaşamış biri olarak söylüyorum size. Şimdi ben size kurutmada yine dikkat edeceğiniz unsurlardan birkaç tanesi de taze meyvelerde, şimdi her birinin içerisinde ihtiva ettiği su var. Taze meyvelerde bu %85 ile 95 arasında, işte toprak üstü kısımlarda ve köklerde 75 ile 85 arasında, odun kısımlarda 60'lara kadar çıkıyor. Kuru meyvede de 10-15 arasına kadar su bulunuyor. Kurutma işlemi bitkideki su oranını dokulardan uzaklaştırmak aslında. Eğer siz kurutma işlemini düzgün yapmazsanız da bu sefer depolamada sıkıntı yaşıyorsunuz. İçerisindeki nem oradaki bakterilerin veya çeşitli mikroorganizmaların üremesine sebebiyet veriyor. Biz bu oranı 8 ile 12-13 arasına kadar düşünmesini istiyoruz ki
O kuruluk da hem sterilizasyonun daha uygun oluyor hem de depolama şartlarınız daha iyi oluyor. Ürününüzün raf ömrü de daha uzun oluyor. Şimdi bizim depolamada da yine dikkat ettiğimiz şeyler var. İşte ısı, ışık, nem, güneş bizim bitkilerimizin verimliliğini, raf ömrünü azaltan şeyler. Dolayısıyla depolama şartlarında da bunlara mutlaka dikkat ediyoruz. Bu fotoğraf Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin kurutma odasından. Kurutma yaparken de tercih edebileceğiniz yine çeşitli sistemler var. İsterseniz kurutma odası kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Mutlaka hava sirkülasyonunun olması gerekiyor. Yine tepsili kurutma yapabilirsiniz. Bakın mutlaka ince ince sermenizde fayda var. Şimdi bitkiyi birkaç slide önce görmüştük. Orada işte içindeki sudan bahsettik. Siz eğer üst üste koyarsanız bitkiniz de yine o sıcaklığa ve neme bağlı olarak kararmalar meydana gelecek. O yüzden böyle ince ince seriyoruz bitkilerimizi ki daha renklerinde kurusun. Bu şekilde miskada çaylarına asılmış örneğin. Bu şekilde asma usulüyle de kurutabilirsiniz. Yani bu kurutma sistemlerini eğer imkanınız varsa bu şekilde kurutmanız daha uygun olacaktır. Daha kısa sürede suyu uzaklaştırmış oluyorsunuz. Yine adaçayını, biberiye, kekik, defne birçok bitkinizi bu şekilde kurutabilirsiniz. Kurutma sıcaklıklarına da dikkat etmek gerekiyor. 50 derecenin üstüne çıktığınız zaman enzim yapısı bozuluyor ve bitkilerinizin yağ kalitesi veya işte içerisindeki birçok etken madde sıcaklığa bağlı olarak bozulabilir. Genelde 40 derecelerde maksimum 45 derecelerde kurutabiliyoruz. Şimdi tıbbi bitkilerde depolamadan yine bahsetmiştik. Koyu renkli eğer yağsa sıvı bir şekilde depoluyorsanız mutlaka koyu renkli camlarda bal rengi en tercih ettiğimiz bunlardan. Mutlaka sterilizasyon olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size. Bir ürününüzü açtınız, havadaki partiküllerden bile ürününüze mikrop bulaşabilir ve oradaki bakteri üremesi artabilir. Hani niye böyle olduğunu düşünürseniz, niye ürünüm bozuldu diye düşündüğünüzde bu da etken maddelerden bir tanesi. Rutubet istemiyoruz. Depo mutlaka serin olmasını istiyoruz. Maksimum 20 derece olsun. 20 dereceyi geçmesin sıcaklığınız. Mutlaka etikette olması gerekiyor ürünlerinizin. Kendinize bir etiket oluşturarak bitkinin latincesi, toplandığı zaman dilimi. Bizim ülkemizde ne yazık ki tıbbi bitkilerin yetiştiriciliğiyle, verimiyle alakalı baktığımızda çok ciddi kaynaklar ve yapılmış çalışmalar bulamıyoruz. Nedeni şu, diyelim ki siz yani yaptığınız her şey yazılı olsun. Bir sonraki sene için size mutlaka referans olacaktır. Biz verimliliğe baktığımız zaman siz İzmir'deki işte Bergama'daki veya işte bir Torbalı'da o ürünle alakalı verim elde edilmiş olabilir. Ama aynı ürünü siz kendi bölgenizde yetiştirdiğiniz zaman o veriler sizin için çok da geçerli olmayacaktır. Çünkü örneğin İzmir şartlarında 5 budama yaparken veya 6 budama yaparken siz kendi şartlarınızda 3 budama yapabileceksiniz. Belki de 2 budama yapabileceksiniz. Dolayısıyla kendi bölgenizdeki verileri baz almanızda fayda var. Öğütülmüş durumundaki bitkileri mutlaka oksijenle temasını kesmek gerekiyor. Çünkü oksijen de ürünlerinizin oksitlenmesine sebebiyet vererek bozulmasını hızlandıran unsurlardan bir tanesi. Şimdi birkaç tane yani bir sürü bitki var yetiştirebileceğimiz. Ama ben size ticari ve ekonomik değeri yüksek olan birkaç tane bitkiyi buraya ekledim. Onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi herkes lavanta diyor ama arkadaşlar birçoğumuz daha doğrusu lavanta dedi ama bence lavanta her bölge için düşünülmesin.
Zaten kuyucak olabildiğince bu işi yürütüyor. O bölgede çok lavanta yetiştiriciliği yapan var. Böyle küçük arazilerde çok verimli olmuyor. Çünkü onun yağını çıkarmak daha kârlı. Yağını da çıkarmak için belli bir yatırıma gitmeniz gerek. Mesela benim en sevdiğim bence lavantayla yarışacak bitkilerden bir tanesi de heriklizyum, yani ölmez otu. Bazı bölgelerde altın otu da deniliyor. Şimdi aynı durum bunun için de söz konusu. Yaklaşık 600 tane türü var. Yağlık olan italikum türü. Eğer yağlık olarak yetiştirmek isterseniz bunu düşünebilirsiniz. Hem bitki olarak yağ verimliliği azdır ama kıymetlidir. Son dönemlerde çok çok kullanılan, göz önünde olan bitkilerden bir tanesi. Bunu tercih edebilirsiniz. Bir diğer bitkimiz şeker otu. Şekere nazaran 150 kat daha fazla şeker tadı veriyor. İçerisinde sıfır kalori olduğu için kan şekerinizi yükseltmiyor. Doğal tatlandırıcı olarak düşünebilirsiniz. Bu da yine ülkemize uyum sağlamış. Bence katma değeri çok yüksek olan bitkilerden bir tanesi. Sulak bölgelerde düşünebilirsiniz. Aynı sefa böyle en nassız, niyazı olmayan, çok kolay yetişebilen, zorlamayan bitkilerden bir tanesi. Benim de en sevdiğim bitkilerden bir tanesi. Bunun isterseniz çiçeklerinden yağ elde edebiliyorsunuz. Bitki olarak dahi satılıyor. Bunun toprak ve pH toleransı çok, çok geniş. Yani asidik topraklardan bazik topraklara kadar hemen hemen birçok yerde yetişiyor ve ilkbahardan o sonbahar, işte kışa girdiğimiz donlara kadar zaman diliminde sürekli çiçek açıyor. Yine bir diğer bitkimiz biberiye. Yine biberiye de hem yağını çıkarabileceğiniz hem bitki olarak satabileceğiniz çalı formunda bitkilerimizden bir tanesi. Bir diğeri de adaçayı. Şimdi adaçayının daha çok officinalis türü satılıyor ama bence bu türü de değerli. Çocuklarda özellikle kullanımı officinalisin biraz sıkıntı olabiliyor. Bu da salvia fructosa, yani triloba da deniliyor. Bakın şurada çizeyim. Ayırt birbirlerine çok benziyorlar ama bakın bunun şurada bir yaprağı var. Üç yapraklı bu. Tri. Üç demek. Burada da bir yaprağı var. Bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Yine bu da yağlık bitkilerden bir tanesi. Hem herbe olarak, kuru bitki olarak da satışı var. Ekinezya yine ülkemize uyum sağlamış çok güzel bitkilerden bir tanesi. Özellikle bağışıklık sistemi kuvvetlendirmede kullanılıyor. Yine ekinezya'da toprak özelliği, toprak isteği, toleransı yüksek olan bitkilerden bir tanesi. Ekinezya'yı da bu anlamda tercih edebilirsiniz. Melisa officinalis. Bu çalı melisayla çok karıştırılıyor ama asıl melisa bu arkadaşlar. Sinir, stres, depresyona iyi gelsin istiyorsanız bunun yağı çok kıymetli. En son aldığımda yaklaşık litresi 1.000 lira civarıydı. Daha sonra da alamadım zaten, yoktu. İhtiyaç olan yağ verimliliği düşüktür ama çok kıymetlidir. Bitkiyi kuruturken mutlaka çok ince sermeniz gerekiyor. Diğer türlü çok çabuk kararabilen, kurutmada çok nazlanan bir bitki. Toprak üstü kısmını kullanabiliyorsunuz ve senede 3-4 kere hasat edebilirsiniz. Bu bitkiyi muhteşem bir kokusu var. Limonumsu bir kokusu var. Yine tercih edebileceğiniz bitkilerden bir tanesi. Mayıs papatyası da öyle. Bu tıbbi papatya, pardon. Tıbbi papatya da öyle. Çok ihtiyaç duyulan bitkilerden bir tanesi. Tıbbi papatyayı diğer papatyalardan şu şekilde ayırıyoruz. Yani bilmediğiniz papatyayı, doğada zehirli papatyalar da var. O yüzden lütfen her gördüğünüz papatyayı tıbbi papatya olarak algılamayın. Bakın şöyle açtığınızda ben tam çizemedim ama şurada bir boşluğu gördüğünüzde diğer papatyalardan ayırabilirsiniz. Bunun içi boştur. Diğerlerinin şuradan çıkar. Bu boşluk yok. Tıbbi papatyayı oradan ayırt edebilirsiniz. Bu da hem masene yağı olarak kullanabilirsiniz hem de bitki olarak zaten başlı başına kullanılan bitkilerden bir tanesi ve katma değeri yüksek. Kazancı da diğer bitkilere göre daha yüksektir ve yetiştirilmesi daha kolay.
Peki siz bitkileri yetiştirdiğinizde sadece o bitki olarak vermenize gerek yok illa. Siz bunlardan ürün de tasarlayabilirsiniz. Bunun için bir işletmeye ihtiyacınız yok. Pasan üretim modeliyle de gidebilirsiniz. Bu size daha çok kazandıran unsurlardan bir tanesi. Ney? Diyelim ki siz bir yağ ürettiniz, bitki ürettiniz. Bunu gıda olarak çalışabilirsiniz. İlçe ve Tarım Müdürlüğüne başvuruyorsunuz. Çay, macun, dahilen kullanabileceğiniz her türlü şeyde gıda olarak başvurabiliyorsunuz. Gıda takviyesi üretmek isterseniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, kozmetik isterseniz de Sağlık Bakanlığı'na başvurabiliyorsunuz. Bu bitkiyi ham madde olarak satmaktansa yarım mamul olarak satmanız size daha çok kazandıracaktır. Bu konuda da araştırmalar yapabilirsiniz ve düşünebilirsiniz bence. Yani Melisa'yı bitki olarak verebilirsiniz ama yağ olarak verdiğiniz zaman onun katma değeri daha yüksek. Bir de yan ürün olarak hidrolat alıyorsunuz. Bunun örneklerinden bir tanesi de gül suyudur. Aslında gül suyu da gül yağının gülden elde edilmiş bir hidrolat. Tonik olarak kullanılıyor aynı zamanda bu hidrolatlar. İçeriğinde 0,02 kadar uçucu yağ barındırıyor. Arkadaşlar yine buradan sorularınızı alacağım. Ama onun dışında sorularınız olursa Instagram'dan gezginbitkiciden yazabilirsiniz. Şu anda web sistem tekrar düzenlenecek. O yüzden oradan sorular, yani sorduğunuz sorular gelmeyebilir. schoolsoysevil@gmail.com'dan ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Buse Hanım'ın bir sorusu var. Onu hemen size de genel sohbetten paylaşayım. Yazıyor. Slide 13'te lavantanın ilaç kozmetik amaçlı yetiştirilmesi için hangi tür seçilmelidir? Demiş Buse Hanım. Onun için Angustifolia türünü seçiyoruz. Bu Angustifolia türünün de alt türleri var. Orada da mutlaka, şimdi biz yağlarda belli standartlar var. Dünyanın kabul ettiği standartlar. Yani sizin oluşturduğunuz veya ürettiğiniz ürünün o standartlarda olmasını istiyoruz. Biz buna farmakopede özellikle yağlarla ilgili olan kısımlar belirtilmiş. Orada belli değerler var. Diyor ki sizin yağınızın kaliteli olması için bu değer aralıklarında olması gerekir diyor. Dolayısıyla bu değeri sağlayan da Angustifolia. Angustifolia'nın da alt türleri var. Biz oralardan çeşitleri harmanlayarak bu kaliteyi yakalayabiliyoruz. Ama zaten Angustifolia'nın hangi alt türünü alırsanız alın, o kalite değerlerine yakın bir şey elde edeceksiniz. Evet, diğer soruyu alabilirim. Evet, Emre Bey bir soru sormuş. İç Anadolu bölgesinde özellikle Kayseri civarında hangi tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilirse daha yüksek verim elde edebiliriz? Ya şimdi burada bile şeye bakmak lazım. Yani tamam İç Anadolu bölgesinde ama örneğin şunu söyleyeyim size. Ben Kudret Nadı ile alakalı çalışıyorum. Baktığınız zaman Bolu'da, Düzce'de şeyin içerisinde, Batı Karadeniz'in içerisinde ama Ereğli'den çıktığınız zaman veya biraz daha yüksek kesimlere gittiğinizde bu yetişme olmuyor. Dolayısıyla orada daha bölgesel, dediğim gibi orada hani toprak, pH değerleri, onlara bakılarak karar verilmesi gerekiyor. Böyle hani direkt bölge olarak şu yetiştirilsin dememiz yanlış olur. Evet, Enes Bey bir soru sormuş. Bazı tıbbi bitki hidrosolleri içilerek tüketilebilir mi? İçilebilir. Örneğin kekik hidrosolünü, işte kekik suyunu içebiliyoruz, biberiye. Bunlar ödem attırıcıdır da. Sadece hani üretim yöntemlerine, güvenilirliklerine biraz bakmak gerekiyor. Hani güvendiğiniz bir markaysa içilebilen türler de var. Evet, bir sorumuz daha var. Onu da paylaşıyorum. Düzce Üniversitesi'nde toprak numunelerinin incelendiğini söylemiştiniz. Numuneler Evet. hiç incelenirken mikroorganizma düzeyleri ve türleri de inceleniyor mu? Onu oradakilerle görüşürseniz daha sağlıklı bilgi alırsınız. Dübit'le görüşebilirsiniz. Orada toprak numunelerini uygun fiyata analiz ediyorlar. Bende örnek vardı ama mikroorganizma tam hatırlayamadım şu anda. Hani bakıyorlar mı, bakmıyorlar mı?